Efendim, Gönül Makamı Meclisimize hoş geldiniz. Bugün dostlarımızdan Zekai Dede'nin Beyati bir bestesiyle merhaba dedik. İlk mısrağı bu murabba bestenin Ol Gölün Gülzarı Hüsnü Bağdı Mihnet Bulmasın diyor. Belki mevzumuzu anlatan hemen bir ipucu var. Bugünkü mevzumuz Gül ve Bülbül. Leyla ile Mecnun'u daha önce konuşmuştuk bir meclisimizde. Bu sohbetimiz de Gül ve Bülbül üzerine olacak ve gerçekten gül gibi bir besteyle, Gülşen'de yetişmiş bir bülbülün terennümü, Zekai Dede'nin terennümüyle başladık. Hoş geldiniz efendim bu meclisimize. Efendim, bugün bülbül olup terennüm edeceğiz ve güllerden bahsedeceğiz. Bülbül olunca zaten bülbülün şakıması, terennümü gülden başka bir şey olamaz. Aşıkın bahsi her zaman maşuk üzerinedir. Seven her zaman sevgili üzerine konuşur ve konuşulan her şeyi de öyle anlar. Bu muhteşem eser güftesi bize aslında gül ve bülbül ile ilgili pek çok şey söylüyor. Diyor ki, o gülün güzellik bahçesi sıkıntı rüzgarına uğramasın. Sevginin üzerine ne kadar titrediğini gösteren bir eser. Gerçekten muhteşem bir güfte, muhteşem bir beste. Goncay ruhsar zibası elemle solmasın. Aman onun o çok parlak, o çok güzel gonca ruhsarı, gonca yanakları elemle solmasın. Sonra murabba bestenin bizim vakit yüzünden okuyamadığımız diğer mısralarında olanlar var. Fakat meyanda arkadaşlarımız okudu. Zülfi Şebbuyi Hüseyin'i ey sabah incitme kim? Ey sabah, sabah rüzgarı ey sabah, sakın o Hüseyin'in Şebbuyu'nun zülfünü incitme. Yine bakın, bir rüzgarın, bir çiçeğin zülfünü incitmesini istemiyor. Nergisi Şehla'yı çeşmi şebnem alud olmasın. Onun o güzel baktığı vakit şehlalaşan gözünün nergisi çiğlerle dolmasın. Yani ağlamasın, gözünde yaş birikmesin. Onu şebneme benzetiyor. Nergisin üzerinde sabah, çünkü sabah rüzgarına hitap ettiğine göre çiğ sabah olur. O çiğlerin bile sevgilinin gözünde o göz damlalarının oluşmasını istemeyen bu kadar latif bir söz gerçekten. Efendim, bu bestenin kısa bir hikayesi var benim hatırladığım kadarıyla. Biliyorsunuz Zekai Dede'nin ilk musiki üstadı Eyyubi Mehmet Bey'dir. Onunla Dellazade İsmail Dede Efendi, İsmail Dede Efendi'nin ikisi büyük talebeleri. Tabii Dellazade daha meşhur ve daha ileride olan bir talebe. Bir gün Dellazade meydan okuyor, takılıyor Eyyubi Mehmet Bey'e. Diyor ki, ya benim bestekarlığım açık ama Mehmet sen çok ilerleyemedin. Deyince o da diyor ki, hodri meydan, ikimiz de birer beste yapalım, bilenlerin huzurunda okuyalım. Onlar karar versinler bestekarlıkta neredeyiz ikimiz de. Fakat Dellazade'ye söylemeden Eyyubi Mehmet Bey dönüyor. O sırada kendisine meşke devam eden Zekai Dede Efendi, o zaman genç bir kişi, diyor ki, Zekai sen şu güfteyi al, bunu bestele. Zekai Dede bunun üzerine bu besteyi yapıyor. Ve Eyyubi Mehmet Bey hiçbir şey söylemeden kendi bestesi gibi Dellazade ve bilenlerin huzurunda bu besteyi okuduğu vakit Dellazade kendi bestesini okumadan kıymetini teslim ediyor. Onun üzerine de Eyyubi Mehmet Bey tabii latifeyle diyor ki, bak bu benim bile değil, bu benim talebemindi. Yani benimkini düşün diyerek onun yendiği tabii rivayet ediliyor bir latife olarak. Elbette ikisi de çok çok kıymetli bestekar. Zekai Dede'yi yetiştiren Eyyubi Mehmet Bey, daha sonra İsmail Dede Efendi'ye götürüp ona teslim eden kişidir. Efendim, bu bestede çok ilginç bir durum var. Meyanda, değil mi? Normalde Beyati alemiyle başlıyor. Beyati bir beste. Fakat meyanda sabah ile giriyor. Şebbuyu Hüseyin'i derken, adı üzerinde Hüseyin'i makamına, değil mi üstadım? Geçki yapıyor. Ey sabah derken yeniden sabah makamına dönüyor. Bu Zekai Dede'nin ve talebelerinin ve bizim büyük bestekarların kullandığı bir şey, değil mi? Lafızlar geçtiği vakit onlar eğer bir makamın da aynı zamanda nasip ismi ise evet, adeta, evet. Bizzat terennüm kendi kendini söyler hale geliyor. Gerçekten çok çok hoş bir beste ve bunu gösterebilen Aşk Pınarı, Aşk Bülbülü Zekai Dede'nin bir bestesiydi. Efendim, gül ve bülbül dedik.
Şimdi bülbül dediğimizde terennüm diyoruz ama aslında feryat. Çünkü sehere kadar, değil mi, gülün dalına konup dikenleri bağrını deşerken, kanlar dökerken o aşık şeyda bülbül güle terennüm ediyor. Kendisine bir lahza acaba bakabilir mi, bir nazarını celbedebilir mi diye. Şimdi bakınız, o feryadı bir Hüseyin'i eser, yine feryada müsait bir makamda. Bülbül nasıl etmiş? Feryat ediyor bir gül için bülbül-i şeyda diyoruz. Dostlarımızdan bu eseri dinliyoruz. Efendim, bu güzel eser için Mehmet Kemiksiz dostumuza çok çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin'i aleminden feryat ediyor bir gül için bülbül-i şeyda. O çılgın bülbül bir gül için feryat ediyor.
Mecnun'u gönül zincirine bağladı Leyla. Hemen görüyorsunuz Leyla ile Mecnun hemen gül ve bülbül ile bir araya geliyor. Efendim bu gül ve bülbül bahsi dolayısıyla aşk bahsi. Gülün sevgili olduğu ve bülbülün ona aşık olduğu, hatta çılgın bir aşık olduğu bir hikaye. Efendim konu aşk olunca zaten içine ister Leyla'yı katın, ister Mecnun'u, ister gülü bülbülü, ister Şebbo'yu, ister Sümbül'ü katın. Her şey aşkın birden kahramanı haline geliyor. Zaten aşka bağlanamayacak evrende herhalde hiçbir şey yok. Sultanından divanesine, değil mi? Mecnun'undan akıllısına, kadınından erkeğine kadar herkes aslında kendini aşk makamında buluyor. Çünkü insanın özü aşk, muhabbet. Nitekim bu eserde de öyle diyor. Ezeli bir muhabbetten bahsediyoruz. O yüzden kanunu muhabbet, muhabbetin kanunu her zaman hükmünü icra ediyor. Siz ister isteyin, ister istemeyiniz. Efendim beste Supi Ziya Özbekkan'ın idi. Kendisi aslında hariciyede çalışmış bir bürokrat. Ve gerçekten güzel eserleri olan önemli bir bestekarımız. Efendim bülbülün kârı feryattır. Gülün kârı ise, gülün işi ise naz ve tegafül. Bakmamak, yan bakışla bakmak, hatta aslında sevgilisine kendini göstermemektir. Maşuk kendini göstermez. Zaten çekiciliği, cazibesi, muhabbeti oradan gelir. Bu gerçekten cilve ve işveler o mesafe kapanana kadar devam eder. İnsanın seyri süluku da böyledir. O cilveler, o tahammüller, o feryatlar karşılığını hemen göremeyeceği her şey aslında bu mesafe içinde, bu mertebeler içinde devam ediyor. Dolayısıyla musiki aslında bu seyri sülukun bir aracıdır. Bizi bir mertebeden alır, öbür mertebeye daha yükseğine taşır. Ve Mevla'ya olan yolun gerçekten çok önemli bir aracıdır. Nitekim kendi geleneğimize de musikiye verilen önem bununla ilgili efendim. Şimdi gülün pek çok sembolize ettiği şey var. Gül aşkı sembolize eder ve bu şekilde de ilahi aşkı da sembolize eden. Ve o aşkın hemen hemen değil, tam manasıyla kamil mümessili olan Resulullah'ı da sembolize eden bir çiçektir. Aslında çiçekler ikiye ayrılıyor galiba. Bizim edebiyatımızda da öyle. Bir gül var, bir de diğer çiçekler var. Aynen Karadenizlerin balıkları tasvip ettiği gibi. Hamsi. Yani bir hamsi vardır, bir de diğer balıklar vardır. Gerçekten bu alemde hemen hemen yegane çiçek güldür. Geri kalanlar artık onun çevresinde, eteğinde dameni gül diye bir tabirimiz de var. Gülün gerçekten gül ağacının altında başka çiçeklere yetişir. Diğer dedikleri aslında diğer diye ifade ettiğiniz çiçekler de renk olarak ve koku olarak da asıl gülü beslemektedir sürekli olarak. Evet. Onlar da onun hadimi, evet, yardımcısı, evet, oluyor. Efendim madem gül Peygamber Efendimiz sembolize ediyor, geliniz bu konuda bestelenmiş güzel bir rast ilahiyi dinleyelim. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Hüseyin Sevilci merhumun güzel bir ilahisi. Dostlarımız lütfedecekler. Arada da ümit ediyoruz ve niyaz ediyoruz. Bize bir kaside ile şevk verecekler. Buyurunuz efendim.
Efendim, bu şevkli, iştiyaklı ve Peygamber Efendimizin gül kokularını saçan ilahi için çok çok teşekkür ediyoruz dostlarımıza. Efendim, gül ve bülbül bahsi her aşk bahsinde olduğu gibi uzun bir bahis. Fakat bu ilahide çok manidar bir cümle var. Aslında biraz önce değindiğimiz konu, damini gül denilen gülün altında olmak da gülden istifade etmektir. Onun gölgesi bile kıymetlidir. Değil mi? Burada da kaside de ziri damanın selamettir Muhammed Mustafa. Evet, yani Peygamber Efendimiz selamet eteğinin, değil mi? Evet. Altına eteğinin altı selamettir. Dolayısıyla onun eteğine yapışan o gülün, kurtulmuştur. O gülün, o güle yapışan kurtulmuştur. Onun gölgesinde yaşayan gül kokulu olmuştur. Gülün bir parçası olmuştur deniliyor. Efendim, bu nispet çok önemli bir nispettir. İnsan gülleşmek için gülşende olmalı. Gülşene giremese bile gülşenin yolunu talep etmeli, o yolda yürümeli. Aynen hac yolunda yürüyen karınca gibi olmalı ki o gül kokusuna en azından yakınlaşabilsin. İçine giremese bile o koku ile aynen bu ilahinin son mısrağında söylendiği gibi ölmesi ve bu dünyadan ebedi dünyaya intikal etmesi o gül kokular içinde mümkün olsun. Efendim, gönlünüz gülşen olsun, gönül bülbülünüz hiç susmasın efendim. Gül kokulların yolunda, gül kokulların eteğinde daim olalım. Aşk olsun, nur olsun. Şimdi sizlere yine gül ve bülbülden bahseden çok latif bir yürük sema ile veda ediyoruz. Gönül makamında yeniden buluşmak üzere efendim. Hayırlar niyaz ederiz. Görüşenlere
Oh.